içkiden değil, bunun yanında aklımızı da kötü alışkanlıklardan korusun. Darbeye kadar gidebilecek noktalarda bizi medyaya da bağımlı hale getirmesin. Kişilere ve siyasete de bağımlı hale getirmesin arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkürler ediyorum. Evet, Hacı Bey, biz de teşekkür ediyoruz. Güzel bir vurgu da ondan geldi. Fenerbahçe küme düşmesin dedi. Ben oraya bir şart düşeyim Sayın Hacı Bey. Düşsün be belki diyor. Şimdi şaka bir yana yine çok güzel ifadeler vardı. Hacı Bey de medya, siyaset, toplumsal hareketler ilişkisine dikkat çekti. Bu da cüz'i iradenin özgürlüğünden de vurdu. Özellikle bu bireysel özgürlüğü korumak için kimi yasakların da gerekli olduğundan bahsetti ve medyanın buradaki rolüne odaklandı. Teşekkür ediyoruz. Tüm katılımcılarımız konuşmalarını bitirdiler. Vaktimiz daralıyor. İhsan hocamız da bekliyor ama varsa soruları hızlıca alalım. Ondan sonra devam edelim. Buraya bir mikrofon alabilir miyiz lütfen? Kendinizi tanıtıp soruyu kime yönelttiğinizi iletirseniz. Ben narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı Türkiye uyuşturucu bağımlı izleme merkezi TÜBİM şube müdürüyüm. Sabah da sizden önce bir sunumum olmuştu. Sunumun çerçevesinde yine Necdet Başkanımız da vardı. Beklentilerimizin içerisinde medyaya ilişkin bir beklentim olmuştu. Ama açıklamalı bir beklenti. Dedim ki medya çok ciddi yol alıyor. Geçen sene bu zamanlar Kasım ayında Nevşehir'de bir medya sempozyum yapmıştık. Kasım'dan önce bu bonzai haberlerini hatırlıyorsunuz, flakka haberlerini hatırlıyorsunuz, zombileri hatırlıyorsunuz. Biz arkadaşlara sorduğumuzda o zamanki yayın gruplarına nereden öğrendiniz bunu deyince işte öğrendik zombi yapıyormuş falan filan. Sizlere sordunuz mu arkadaşlar ya şu haberi yapmadan önce? Yani dünyada böyle bir madde var mıdır? İçince insanı canavara çevirecek. Veya işte Antalya'daki, Mersin'deki olayı hatırlıyorsunuz. Zombi içmiş diye birini çekerlerken hemen götürdük. Tahlilini yaptırdık. Hayır, esrar içmişti. Şimdi o günden bugüne gerçekten ben Fatih Bey'e, özellikle Fatih Bey'e hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok da güzel noktalara dokundunuz. Ama sanki Fatih Bey'de şeyi buldum yani, sanki özetleyeceğim şeyleri buldum. Gerçekten medya çok ciddi mesafe kat etti. Çok seçici olmaya başladı. Şu anda bizim takibimiz, yani izlerken piyasayı, küçük yerel gazetelerde marjinal yaklaşımlarla bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Yani abartılıyor iş. O da saçmalık dolu. Şimdi şöyle, biz de uyuşturucu diyoruz ki lütfen nitelikli bilginiz yok ise dünya uyuşturucu raporlarını, EMC diye ki bizim umurumuz satılmaz noktasıyız raporlarını, Türkiye'de narkotik daire tarafından çıkan ve 2006'dan beri çıkan narkotik dairenin sayfasında bulabileceğiniz ulusal uyuşturucu raporlarını incelemiyorsanız sayı vermeyin. Hükümde bulunmayın ve devletin kurumları bu yayınları yaparken ne olursa olsun hani piyasada arayışlara girmeyin diyoruz. Ben bu aşamada çok teşekkür ediyorum. Gerçekten medyamız güzel yol alıyor. İnşallah daha da istediğimiz seviyelere gelir. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Bakın bütün raporlar yapıldı. Türkiye'nin en büyük araştırmaları şu anda sitemizde yayınlanıyor. Hiçbir zaman bu memlekette uyuşturucu kullanım yaşı 9'a düştü diye bir haber yapamazsınız. Neden? Avrupa'ya baktığınızda ortalama satmış. Şu anda da Türkiye'deki 2012'de 20.5'ti. Şu anda 19.5'e düştü. Şu anda bizim narkologlarımız var. Günlük veri topluyoruz. Hiçbir zaman alt grubun diyemezsiniz. Hepsini bilimsel olarak açıkladık. Yani bulduk sonuçları bir senedir. Bakalım bu kadar konuşma yapılıyor. Doğru mu yanlış mı dedik. İnanın objektifliğinde zirvesini yaptık. Şu anda bir bakıyorsunuz 2 milyardan 4 milyar, 4 bin lira arasında kazanan grupta madde kullanım yaygınlığının yüksek olduğunu görüyorsunuz. Diyoruz ki eğitim seviyesi düştükçe madde kullanım seviyesi de işte iniyor. Hayır, en büyük araştırma 42.744 taneye girdik. Hayır, bakın sonuçlar. Bunu da verimizde yayınladık. Yani eğitimle birlikte pozitif bir
yaslanım var ama orada dikkate almanız gereken çok önemli noktalar var. Bağımlı sayıları diyoruz. Lütfen raporları bir daha okuyalım. Diğer arkadaşlarla bir araya gelince de paylaşalım. Şu anda çok iyi gidiyor. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bir var mı? Murat Bey, daha önceden biliyoruz da Murat demeyeyim dedim, şimdi yanlış söylemeyeyim. Haklısınız ama narkotik ekipleri de daha çok yakın olmalı. Yani iki kurum arasında, medya ve emniyet arasında iletişim problemi çok var. Son şimdi dönemde. Ben eleştiriyorum zaten. Yani akşam bir program yapacağız. Neden? biz sizden bilgi almakla ilgili zorlanıyoruz. Çıkılmaz diyor. Bizim onay diyelim iki günde çıkıyorsa o gün sıcağında nasıl eleştireceksiniz? Biz de kendimizi bu devlet memurları konusunda eleştiriyoruz. Ama geç de olsa gelin sorun ve şey. Ama medyanın daha dikkatli davrandığını tespitinizi için teşekkür etmek istedim. Yani o noktada dikkat ediyoruz gerçekten. Sadece bunu söylemek istemiştim. Daha yakın iletişim için olalım. Kurum biletlerinin yanlış anlaşıldığını diye hani acaba benim dikkatli kaçanlar mı var? Hani bazı dönüştürücüler hani siz ilerden bahsettiniz, düşün maddelerde sanki acaba bir marka tarafta dönüştürücüler, bazıları yasaklar yasak değil mi diye yanlış anlaşılmamıştır diye korkuyorum. Teşekkür ederim. Onlar da bilgi aldılar. Yok. Muhakkak yanlış anlaşılmamıştır. Evet. Peki başka soru, katkı? Yoksa biz tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Oturumu burada kapatıyoruz. Katkıları için çok minnettarız. Sağ olsunlar. İstiyoruz. Çok sevgili hocamız Profesör Doktor İhsan Karaman'ı ağırlıyoruz bugün burada. Teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadı ve geldi. Buyurun İhsan Hocam. Davet için çok teşekkür ederim. Değerli misafirler, yaşlılar, gençler, dostlar, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Biraz ses tellerimde bir arıza var. Şimdi fena değil ama sonra doğru sesim kısılabiliyor. O yüzden affınıza sığınıyorum. Bana daha ziyade bağımlılığa gençlik perspektifinden bakmak ve bunun arka planı hakkında biraz konuşma görevi verildi. Bu konuşmayı Yeşilay Başkanlığı dönemimizden beri özellikle üniversitelerde olmak üzere gençlik topluluklarında sıklıkla yapıyoruz. Konuşma içerisinde öncelikle bağımlılığın iki farklı alanından çarpıcı örnekler vermek ve sonunda da gençlikle bağlantılı olarak eğitim, farkındalık ve tedbirler noktasında bir şeyler söylemek şeklinde hazırladım. Ve daha çok gençlere hitap ettiğimiz için bu konuda sunumun içerisinde gençlerin duvar yazılarından canlı, hakiki, duvarlardan çekilmiş fotoğraflarla örnekler vermek isteyeceğim. Şimdi bağımlılığın tarifi birçok kez yapılmıştır. Burada önemli olan herhangi bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmek veya onsuz bir yaşam sürememeye başlamaktır. Burada yine tarifte önemli bir şey var. Ya kullanılan bir nesne ya da yapılan bir eylem üzerinden bağımlılık gerçekleşiyor. Bu tanım üzerinden bağımlılığı tasnif edersek, birçok tasnif olabilir ama bizim bugün yapacağımız, işte burada görüldüğü gibi iki ana grubu var. Biri kimyasal, biri davranışsal bağımlılık. Geleneksel olarak belki 50 yıldır, 100 yıldır, daha uzun zamandır bağımlılıktan bahsedildiği de akla nedense hep kimyasal bağımlılık ve bunun örnekleri gelir. Herhangi bir topluluğa sorsanız bağımlılık nelere olur diye birçok insan tütün, alkol ve uyuşturucuyu ilk fırsatta sayarlar. Doğrudur. Ama davranışsal bağımlılık biraz göz ardı edilse de özellikle içinde bulunduğumuz son yıllarda, dekatlarda biraz daha fazla öne çıkmaya başlayan bir bağımlılık türü. Ve özellikle teknoloji üzerinden oyun ve kumar bağımlılığı giderek toplumsal bir sorun haline, hatta evrensel, küresel bir sorun haline gelmekte. Bağımlılığın kriterlerine bakmışlar. Tahmin edilecek şeyler çıkmış karşımıza. Ya bir davranışa, davranışsal bağımlılıksa ayırdığımız vaktin giderek artması ya da madde bağımlılığıysa bu, herhangi bir kimyasal bağımlılıksa o kullanılan madde miktarının giderek artması bir kriter. Yoksunluk semptomları, yoksunluk belirtileri, yani madde miktarı
azalırsa veya o davranışın sıklığı bir sebeple azalır, kesilirse huzursuzluk, öfke, uykusuzluk gibi belirtilerin ortaya çıkması ki biz buna tıpta da yoksunluk belirtileri diyoruz. Ruhsal bir sorun, sosyal, adli ya da bedensel bir sorun oluşturmasına rağmen o davranışı göstermeye yahut o maddeyi kullanmaya ısrarla devam etmek. Bu da bir başka kriter. Devam ediyoruz. Kişinin giderek madde üzerindeki veya o davranış biçimi üzerindeki kontrolünü kaybetmesi ve giderek tasarladığından, planladığından, yani kendisi için tayin ettiğinden daha fazla madde kullanması veya o davranışı, diyelim ki bilgisayar başında oturmayı, diyelim ki televizyon seyretmeyi daha fazla yapıyor olması. Zamanın büyük çoğunluğunu artık fiilen olamıyorsa da zihnen o bağımlı olduğu ögeyle geçirmesi ve nihayet iş gibi, okul gibi, bireysel temizlik gibi hatta ya da aile sorumluluğu gibi kişisel ve toplumsal sorumlulukları bu bağımlılık yüzünden yerine getirmesinin engellenmesi. Bu aslında çok ileri bir örnek gibi gözüküyor da bireysel temizlik. Gerçekten bağımlıların illa şeye bakmayın, yani uyuşturucu bağımlısı kirlidir, pistir, sızmıştır, sokaktadır. O değil olay. Mesela teknoloji bağımlılığı, televizyon bağımlılığı, online kumar bağımlılığı gibi aslında insanın bedenine hiçbir şey yapmayan göründüğünde tertemiz bir ortamda, evinde, ofisinde yapılan bir iş bile giderek bireysel temizliği engelli insanı bir enkaz haline getirebiliyor. Bağımlılık bir süreçtir değerli arkadaşlar. Bu sürecin basamakları şöyle tanımlanmış. Önce bir merakla, bir hevesle hadi bir deneyelim diye başlar. Her şey o ilk adımla başlar. Buna deneysel kullanım fazı diyoruz. Daha sonra içinde bulunduğu arkadaş çevresinde yapılan bir şeyse bu, onlara uyum sağlamak adına sosyal kullanım. Sosyal kullanım en çok alkolde karşımıza çıkar bilirsiniz. Ben sosyal içiciyim der. Alkol kullanan kimselerin bir kısmı. İşte bu sosyal içicilikten kastedilen girdiğim sosyal ortama uymak için içiyorumdur. Sosyal kullanım burayı anlatıyor bize. Nihayet operasyonel kullanım evresine geçer ki bu artık bir problemden kaçmak yahut bizzat o şeyden zevk almak için amaca dönük bir kullanım haline gelmiştir. Yani artık kontrol yavaş yavaş kaybedilmeye başlamıştır. Bunun bir sonraki fazı da zaten bağımlı kullanımıdır. Tabii burada sosyal bilimci dostlarımız var, düzenleyenler zaten onlar. Bir kamu politikası açısından olaya bakılıyor. Bunun da felsefesine de o halde bir göz atmak lazım. Bir bağımlılık hangi türden olursa olsun, hangi zemine, hangi altyapıya oturur diye bakıldığında benim bulup toparlayabildiklerim karşımızda yazıyor. Bir defa tüketim kültürü bizi giderek bağımlı yapabiliyor. Mesela alışveriş bağımlılığı. Tüketim kültürü olmasa alışveriş bağımlı olabilir miydi? Çok masum bir şey gibi ihtiyacımı alıyorum. Cümle bu. İhtiyacımı alıyorumla başlıyor. Ama bugün dünyada birçok alışveriş bağımlısı var. Hatta size böyle hayal gibi gelmesin. Benim şu anda İstanbul'da oturduğum sitede yan evde oturan komşum. Tanımayacağınız için rahat söylüyorum. Kendisi bir doktor, uzman doktor. 65-67 yaşlarında. Canım ciğerim, abim, yani çok sevdiğim bir dostum. Dört dörtlük bir insan. Baba, dede, eş, pırlanta gibi bir insan. Ama gerçekten alışveriş bağımlısı. Her pazar, kendisi de söylüyor zaten. Ben şimdi pazar rutinimi bir yerine getireyim diyor. Gidiyor ve işte metro gibi büyük bir marketten hiç ihtiyacı olmayan şeyleri. Mesela evinin deposuna giriyoruz birlikte. Daha paketi açılmamış onlarca tamir takımı var. Ama öbür pazar gidiyor bir tane daha alıyor. Eşi şikayet ediyor. Diyor ki bizim hanıma, ya diyor evde 4 buzdolabı, 2 tane dip friz var. Ağzına kadar et dolu diyor. Her pazar gidiyor, et alıyor. İhtiyaç mı var, yiyen var mı, yok. Kendi de yemiyor zaten doğru düzgün. Yaşını başına almış ama alışkanlık olmuş. Bir nevi bağımlılık. Neyse, tüketim kültüründen buraya geldik. Tüketim kültürü deyince kapitalist ekonomi zaten bu anlayış, bunun ayrılmaz bir parçası.
toplumsal ve sınıfsal farklılaşma, sosyal adaletin yaygın olduğu, gerçekleşmiş olduğu, daha ideal, biraz ütopik belki ama ideal toplumlarda bu sınıfsal farklılaşma olmadığı için işte derdim var içiyorum sloganıyla belki özetlenebilecek bir takım bağımlılıklar olmayabilirdi. Ama maalesef bugün dünyanın her ülkesinde, her coğrafyasında ve her toplumunda bu farklılaşma var. Sadece Hindistan'da yok kast sistemi. Bizim adını öyle koymasak da toplumlarımızda, içinde yaşadığımız toplumlarda maalesef var. Sanayileşmenin ve şehirleşmenin getirdiği bir toplumsal karmaşa var. Bu da giderek insanı bir takım dertlerden kaçmaya, felsefe olarak o dertlerden kaçma sahiki motifi de bazı bağımlılıklara itebiliyor. Eğlence kültürü. Ne zararı var? Masum eğlenceler elbette olacak. Ama eğlence kültürünün yanına mutlaka bir bağımlılık sokuşturulabiliyor. Ben bunu yine Yeşilay Başkanlığı döneminde kamuoyunun önüne çok çıkarken, basına demeçler verirken ve alınacak, ülke çapında alınacak tedbirleri savunurken çok verirdim şu örneği. Bir gerçektir bu. Bağımlılık endüstrisi dediğimiz bir endüstri var. Bağımlı, insanları bağımlı yaparak onlar üzerinden semiren, büyüyen, zenginleşen bir endüstri var. Bu endüstri gençleri tırnak içinde, sizleri tırnak içinde söylüyorum, avlamak için, yani kendi bağımlılık endüstrilerine bağlı hale getirmek için, sizin üzerinizden para kazanmak için hep şuna dikkat ederdim ben. Müzik festivalleri, gençliğe ait müzik festivalleri veya Uludağ'da Şubat ayında falan yapılan işte snowboard, kayak şampiyonları gibi sportif aktiviteler var. Hezarfen havaalanında yapılan festivaller var biliyorsunuz. Basından hatırlayacaksınız. Bunların birçoğuna şimdi artık yasak ve zor ama o zaman yani bundan 3-5 8-10 sene önce bağımlılık yapıcı maddeler sponsor oluyordu. Sigara, alkol, bira mesela sponsor olurdu. Böylece eğlenceyle genç, eğlence ve bağımlılık yapan madde bir arada olurdu o etkinlikte. Bunun altında subliminal mesajlar da var. Doğrudan pazarlama taktikleri de var. Uyuşturucu alkol piyasasını elinde tutan sermaye ve suç örgütleri biraz önce biraz bahsedildi. En büyük dünyada endüstriler, en çok para kazanan endüstriler içerisinde bu suç örgütleri, uyuşturucu, işte silah gibi şeyler var bildiğiniz gibi. Bunların büyük bir kısmı da uyuşturucu ve alkol üzerinden hem para kazanıyorlar hem de kendilerine bugün genç olan, yani bağımlı olduğu zaman önünde daha 50 yıllık bir ömür bulunan ve 50 yıl boyunca o endüstriye kirli bir şekilde para kazandıracak olan bir kitleyi hedefliyor. Hep düşünürüz, sizler de belki aklınıza gelmiştir. Ya bu bağımlılık endüstrisi 50-60 yaşındaki kişilere değil de gençlere hedef alıyor. Hatta ergenleri giderek çocukları. Bunun çok basit bir sebebi var, biraz önce söyledim. 50 yaşındaki bir insanı eğer bir şeye bağımlı yaparsanız, böyle ki Facebook olsun bu yani. Türkiye'de ortalama ömür işte 75-80 arasında. 80 desek 30 sene o kişi üzerinden para kazanır endüstri. Ama 20 yaşında birini bağımlı yaparsanız 60 sene aynı kişiden para kazanır. Medya. Biraz önce medyacılar konuştu. Sağ olsunlar, böyle iyi örnekler de var ama biz yine Yeşilay mücadelemiz sırasında en çok medyayla boğuştuk. Çünkü medya, bir kısım medya diyeyim ben böyle meşhur tabiriyle, kendilerine sınırsız bol reklam parası verecek olan grupları, sermaye grupları tercih ediyor doğal olarak. Şimdi bir kitap evi, bir yayın evi kaç para verebilir ki reklam yapmak için? Ama bir sigara, alkol markası milyonlar, milyarlar verebiliyor. Çünkü ondan çok kat fazlasını kazanıyor. O halde medya bunlara teşne olduğu zaman, ki o zamanlar 5-10 sene önce reklamlar serbestti. Önce tütün, sonra alkol serbestti. Giderek yasaklandılar. Bu reklamları almamaları için çok yalvarıyorduk biz. Etmeyin, gitmeyin, kendi bacağımıza sıkmayalım, nesillerimizi tahrip etmeyelim diye. Ama medya çok direnç gösterirdi. Çünkü para oradaydı. Evet, modern insanın varoluşsal, sosyal ve psikolojik açmazları var. Aslında bir sonraki maddedeki insanın hayatına dair, kendi hayatına
ve evrensel bir gerçeklik olarak yaşama, hayata, varlığa dair bir anlam sorunsalı var. Belki bağımlılığın, en azından bazı tür bağımlılıkların arkasında yatan ontolojik sebep de bu. Bir anlam sorunsalı. Biz bunlara çözüm aşamasında bir daha döneceğiz kısaca. Demiştim duvar yazılarından gideceğiz diye. Yol yakınken dönelim diye çok kullanırız. Mesela bir genç demiş ki, bağımlı bir genç, gittiğim yol yol değil, biliyorum ama manzarasını seviyorum. Biz başka güzel manzaralar sunabilirsek tabii ki gençlere, belki o gittiği kötü yolun manzarasını sevmekten vazgeçecek. Şimdi gençler gençler deyip duruyoruz. İçinizden haklı olarak, biz de bugüne birdenbire ışınlanmadık 56 yaşına, hep gençlik safhasından geçerek büyüyor insanlar tabii. Ama böyle konuşmalarda ben de gençken dikkatimi çekerdi. Birisi çıkıyor orta yaşın üzerinde, gençler gençler diyor falan. Hep örnekler onun üzerinden. Bağımlılık konusunu konuşurken de geldik buraya. İçinizden belki geçiyor. Hep de bizden bahsediyorlar yani. Nedir yani? Kötü şeylerle bizi bir araya getiriyorlar. Biraz önce sebebini söyledim. Bağımlılık çok kötü bir şey ve bağımlılık endüstrisinin hedef kitlesi sizsiniz de ondan sizden bahsediyoruz. Peki bunun bir sahada karşılığı var mı? Biraz önce ön sırada konuşan dostum Tubim'den, yani gıyabında konuşmuş olacağım ama keşke burada olsaydı biraz tartışırdık diye doğrusu planlamıştım kafamda. İşte bizim ülkemizin bürokrasisinin, resmi makamların yaklaşımı budur arkadaşlar. Biz sivil toplumuz, biz hür generaliz, rahat konuşuruz ama gerçeklere basarak konuşuruz. Bürokrasi, devlet, uyuşturucu yaşı 19'dur der. Türkiye'de uyuşturucu kullanma oranı %2.7'dir der. TÜİK verileridir bu. Sahaya inersiniz, bambaşka bir dünya vardır. Polyanlacılık oynayarak bağımlılıkla mücadele edilmez. Gerçeği önce tespit edelim, kabul edelim. Ha, öyle diyor ama istatistik verileri devlet bürokrasisi, devletin bir başka kurumları bize çok veri sağlayacak bir çalışma yapmış Allah'tan. O çalışmayı ta Yeşilay'dayken de kullanıyorduk, hala kullanıyoruz. Bakın, neden gençler diyoruz? Çünkü bağımlılık gençleri şimdi anlatacağım şekilde sarmış. Bu anlatacaklarım, vereceğim rakamlar doğrudan saha gerçekleri değerli arkadaşlar. Bu çalışmanın sonuçları 2013 sonunda açıklandı ama ondan 2 yıl önce çalışma başladı. 2 tane devlet kurumu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklaşa yaptırıyor. Çalışmada bias olmasın, tarafgirlik olmasın diye muhtemelen, bir de hani tırnak içinde çok bilimsel olsun, dünya istatistik biliminin bütün verileri dört dörtlük kullanılsın diye Amerika'dan, bir üniversiteden bir profesör ve ekibini getiriyorlar. 2 yıl boyunca İstanbul'da bu ekip çalışıyor. Yani objektif bakıyor olaya tırnak içinde. Ve yaptıkları çalışma istatistik biliminin tüm verilerine göre doğrulanmış bir çalışma. İstanbul'daki liselerde sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığına bakıyorlar. Araştırmanın evreni İstanbul'da çoğunluğu lise 1'de okuyan, bakın burası da çok önemli. Zannediyorum aramızdaki genç dostlarımızın çoğu üniversiteli. Konuştuğumuz bu veriler sizler için bile değil, bu yaş için bile değil. Lise 1, bana göre yani hala anasının kuzusu diyebileceğimiz, kaç yaşında olduklarını şu anda bilemiyorum. Benim çocuklar artık meslek sahibi olduğu için lise 1 kaç şu anda? Yani ne kadarsa o kadar, çok küçük bir yaş aslında. 32 bin lise öğrencisine bağımlılık yapan maddeleri az çok kullanıp kullanmadıklarını soruyorlar. Bir anket çalışması. Ve biliyorsunuz ki böyle bir çocuk, çocuk diyeyim ben ona, kendisine uyuşturucu kullanıyor musun diye sorulduğunda kullanıyorsa bile büyük ihtimalle yalan söyleyecektir. Yani bunu gizleyecektir. Bunu da bir kenarda tutalım. Sadece kullanıyorum diyenler üzerinden, yani gerçek bunun daha üzerinde çıkması lazım. Ama sadece kullanıyorum diyenler üzerinden sonuçta bakınız %45'inin sigara, %32'sinin alkol, %9'unun en korktuğumuz uyuşturucuya maddeyle tanışmış olduğu ifade edilmiş. Kendi özgür iradeleriyle verdikleri beyan bu. Bu bir bağımlılık oranı değil, yanlış anlaşılmasın. Bu o maddeyi en az bir kez kullanmış olmak, tanışmış olmak anlamına geliyor. Ama biz biliyoruz ki, biraz önce süreçten bahsettim. Heves, merak, deneme, sonra sosyal kullanım, sonra operasyonel kullanım ve bağımlılık. Bu bir basamak. Birinci basamağa çıkmış bu çocuklar. Birinci basamağa gelmişler. Kim bilir 2013'ten bugüne
O basamaktan kaç tanesi son basamağa geçti? Bunu da sizin anlayışınıza, irfanınıza bırakıyorum. Tabii yanlış model olma. O dönemde basında bu konuları çok konuştuğumda yine en çok üzerinde durduğum şeylerden biriydi. Çocuklar, ergenler ve gençler rol modelleri takip ederler. Aynı zamanda anne babaların da tabii onlar da bir rol modeldir. Fakat çok güzel bir söz var biliyorsunuz. Çocuklar anne babalarının işaret ettiği yöne gitmezler. Anne babalarının ayak izlerinin gittiği yöne giderler. Dolayısıyla ele talkını verip kendi salkımı yutan bir ebeveynsek veya bir toplum lideriysek veya rol modelsek veya bir sanatta, sporta, müzikte örnek alınan bir şahsiyetsek, bir yıldızsak o zaman doğru model olmak zorundayız. Bunu çok söyledik. Deniz Seki örneği vardı o zaman. Çok canlıydı. Yakalandığı ve hapse atıldığı günlerdi. Ben o Yeşilay Başkanı olarak basına şöyle bir demeç vermiştim o tarihte. Çok tenkit edildi. Deniz Seki fanları tarafından da çok kötü topa tutulmuştuk. Ama görüşümüzde hala aynı noktadayız. Deniz Seki bir insandır. Hata yapabilir, ben de yapabilirim. Kişilerle hiçbir sorunumuz olmamalı. Allah kurtarsın deriz. Doğru yola gelmesi için dua ederiz. Elimizden bir şey gelirse yardım ederiz. Ama burada genç ve ergenlerin önünde toplumun rol modellerinden bir tanesi, X olabilir o, yanlış bir şey yapıyor ve bundan dolayı kınanmıyorsa, ceza almıyorsa, hala hit olmaya devam ediyorsa, o zaman ergen veya çocuğun gözünde şöyle bir tablo oluşur. Bu kişi Kenan İmirzalıoğlu da olabilir. Uyuşturucu kullanırken yakalanmıştır. Polis tarafından merkeze götürülürken, polis aracına binerken ekranlara, kameralara gülerek el sallamıştır. Eğer o gülerek el sallayabiliyorsa, Deniz Seki hala milyon dolarlar kazanabilecek şekilde popülaritesini sağlayabiliyorsa o ülkede, siz o zaman bu çocuklara, bu ergenlere yanlış yapmayın diyemezsiniz ki. Sizin sözünüze bakmaz o. O yanlışı yaptığı halde ceza almayan, hiçbir şey kaybetmeyen ve yine toplumun önünde, göz önünde, el üstünde tutulan kişilere özenir. O yüzden önemliydi bu yanlış model olmak. İrade eğitimi çok önemli. Çünkü Eflatun'un dediği gibi eğer irademizi eğitmiş ve irademizi yönlendirebiliyorsak, yani kendimizi yönetebiliyorsak, dünyayı yönetecek gücü de bulabiliriz. Nietzsche çok güzel bir cümle söylemiş. Gençlere, benim konum hani gençler perspektifinden bağımlılık ya, bir ideal vermek, bir hedef göstermek açısından bu cümle önemli. Eğer bir kişinin yaşamak için bir nedeni varsa neredeyse bütün nasılların altından kalkabilir. Dolayısıyla önce bir nedenimiz var mı elimizde, idealimiz, ufukta kendisine doğru koşacağımız bir ışık var mı? Bizim bulduğumuz ya da bize gösterilen. İşte o varsa o zaman nasılların altından kalkar, mutlaka o ışığa ulaşırız. Bir iz bırakmayı da önemsememiz lazım hayatta. Ben bu verdiğim başlıklar ve örneklerde hep nasıl olur da bağımlılıktan uzak durabiliriz ve nesillerimizi tutabiliriz size anlatmaya çalışıyorum. Öyle bakın lütfen. Mesela bir öncekinde hedef bulmak ve ideal vermek bunlardan biriydi. İrade eğitimi bunlardan biriydi. Yanlış modelin tersi bunlardan biriydi. Şimdi nereye geldik? Bir iz bırakmayı önemsemek. Biz eğitmek istediğimiz kitleye hayatta bir iz bırakın diye öğütlemeli ve bunun yollarını göstermeliyiz ama işte o yolu bulamayanlar ne yazmışlar? Ne olur silmeyin. Zira bu hayata başka türlü bir iz bırakamıyorum demiş genç. Biz bu gence ve bu gençlere hayata doğru güzel bir iz bırakmanın imkanını oluşturabilirsek o zaman bu duvar yazısına gerek kalmayacak. Yaşama sevincini hiç kaybetmemek. Yine oluşturmamız gereken imkanlardan, fırsatlardan biri bu olmalı. Ortamlardan biri bu olmalı. Demiş ki genç yine, yıkılmadım ama ayakta da durasım yok be. İşte bu arasatta diyoruz buna. İki arada bir derede. Tamam, yıkılmamış ama ayakta durası da yok. Birisi gelse şu taraftan bir itse yıkılacak. Biz işte ona yaşama sevinci vermeliyiz ve o ara durumdan kurtarmalıyız diye bakmalıyız hadiseye. Başarılı insanlara örnek almak da tabii çok güzel bir imkan, yöntem, fırsat.
Başarılı insanlar ne yaparmış? Belki korkarlar başlangıçta, utanırlar, kötü hissederler. Zorlanırlar. Bu mesela bir bağımlı da olabilir bu başarılı insan, iradesini yöneten insan. Vazgeçmek isterler. Tabii ki vazgeçmek isteyince sorun ve sıkıntı yaşarlar. Ama bunların çoğunu yönetebilirler. İşte böyle yönetebilen insanlara örnek almak lazım. Hani zamana bırakalım diyoruz ya, sigara mesela çok popüler bir örnek bu. Sigarayı bırakmaz mısınız? Çok kötü bir şey bu. Kokuyor, rezalet, sağlığına zararlı. Ya inşallah yavaş yavaş bırakacağım. Televizyonda bir kamu spotu var Yeşilay'ın hazırladığı. Orada dikkat ediyorum, bir sürü kötü örnek var sigarayla ilgili. Kanser falan oluyor ya hani, çocuğu oluyor, birinin babası kendisi. Orada biri diyor ki, ya bırakacağım diyor. Ertelememek lazım. Çünkü demiş ki genç, ya zaman da bize bırakıyorsa. Olabilir hakikaten, zaman bize bırakıyor olabilir. Biz zamana bırakmayalım. Ümitsizlik bir hastalık. Bir insan ümitsizlik girdabına düşmüşse, ona her şey musallat olabilir. Bağımlılık da dahil. Dolayısıyla kuşlarla mutlulukla muşmuyor zaten diye hayata ve olaylara bakan genci bu haleti ruhiyeden kurtarmamız gerekiyor. Şunu söyleyebiliyorsa bir insan, imkanı olan verirsin. O zaman mutsuzluğun dibine vurmuş demektir. Tehlike çanları çoktan çalmış demektir. Ve hatta gördüğünüz gibi hayat beni eziyor şeklinde bir karikatürle ifade edilen hale düşmüş olabilir. Bu hale gelmiş bir insan, bırakınız tütünü, alkolü, teknolojiyi, direkt eroine de başlayabilir böyle hissediyorsa. Bize düşen böyle hissettirmemek diyoruz ve şimdi o iki tane örneğe geliyoruz. Yani kimyasal bağımlılık yapan bir madde olarak en çok yapan nedir, en çok kullanılan tütündür. Bir de davranışsal bağımlılık da teknolojidir. Bunlardan kısa örnekler vereceğim. Zaten vaktin çoğunu harcadım. Bunların istatistik ve rakamsal bilgilerini hızlı geçeceğim. Burası değil asıl mesaj. Sonunda da deminki arka plana dair düzeltici görüşler varsa biraz bizde, onları sizinle paylaşacağız. Tütün arkadaşlar, içinde bulunan nikotin sebebiyle aynen eroin gibi, aynen kokain gibi bağımlılık yapar. Bunu iyi bilelim. Çoğu kişi tütünü alışkanlık olarak düşünür ama nikotin bir bağımlılık aracıdır. Sigara bırakmak isteyenler hakikaten çokmuş bakın. İçenlerin %70'e yakını bırakmak istiyor. Ama 10 adetten az içiyorsa kendini masum görüyor ve isteği daha az bulunuyor. Peki Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Günde bir tane bile sigara içse kişiyi sigara içer olarak kabul ediyor. Çünkü onun getirdiği sağlık zararları, çevresel zararlar, bir tane de içseniz var, 10 tane de içseniz var. Hani zamana bırakmak demiştik. Çok sorulan bir sorudur bu. Sigara azaltılarak bırakılabilir mi? Aranızda varsa tiryaki, aklından zaman zaman geçiriyordur. Gelecek Ramazan, oruç tutuyorum, sigarayı bir deneyeceğim bırakmayı. Önümüzdeki ay bir paketi yarıma düşüreceğim, bir sonraki ay 5 taneye, böyle bırakacağım. Bu gerçek mi diye bakmışlar, aniden bırakanların başarı oranı %80, azaltarak bırakmayı deneyenlerin başarı oranı sadece %6. Demek ki içenler varsa sigarayı lütfen aniden bıraksınlar. Tütün kontrolü diye Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tabiri var. Bize de geçti bu. Tütün kontrolü çerçeve sözleşmesi diyoruz mesela. Bütün dünya ülkelerine tavsiye edilmiş. Türkiye bunu kabul etmiş ve 6 tane kriterin hepsini gerçekleştirmiş. Neden peki tütün kontrolüne ihtiyaç var? Biliyoruz ama şöyle diyelim. Sık bir davranış olduğu için ve biraz önce söylediğim üzere bağımlılık yaptığı için, ciddi sağlık sorunları nedeni olduğu için, parantez önemli, bırakırsanız sıfırlayabiliyorsunuz. Sigarayı bırakırsanız belli bir süreç içerisinde kalp açısından, akciğer açısından, her açıdan sıfırlayabiliyorsunuz, reset yapabiliyorsunuz kendinizi. Çevre kirliliği yarattığı için, kapalı ortam hava kalitesini bozduğu için, ciddi bir yangın nedeni olduğu için ve hakikaten hayal bile etmediğimiz kadar büyük bir ekonomik kayba sebep olduğu için tütün kontrolüne ihtiyaç var. Böyle karmaşık gelmesin size. Türkiye'de 15 yaştan büyüklerde cinsiyete göre tütün ürünü kullanım sıklığına bakmışlar. Ve gördüğünüz gibi mavi sütun 2008, kırmızı 2012'yi gösteriyor. Ne değişti bu arada bu 4 yılda? Türkiye tütün kontrolü çerçeve sözleşmesini kabul etti ve Sağlık Bakanlığı dumansız hava sahası adıyla başlattığı bir sigara karşıtı kampanya
başlattı. Bu 4 yıl içerisinde gördüğünüz gibi her iki cinste de biraz düşmüş. Asıl biz şu rakamı çok kullanıyoruz. 31'den %27'ye düşmüş sigara kullanım oranı o tarihte. Bu %13'e tekabül ediyor totalde. %13 azalma olmuş. Fakat 2012'den sonra biz kulaktan aldığımız bilgilere göre tekrar bir kıpırdanma var. Neden? Çünkü alınan tedbirler gevşetilmiş. Türkiye'de gençler arasında 13-15'e almışlar bu sefer. Tütün kullanım oranı nedir diye bakmışlar. Halen sigara içenlerin oranı toplamda %8.4. Yaşa dikkat edin ama. Niye bu kadar az hocam demeyin. %10'a yakın bir rakam var. Yaş 13-15. Onun için bu kadar önemli. Cinsiyete göre baktığımızda bu yaştaki her 10 erkekten ve her 20 kızdan birinin sigara içtiğini görüyoruz. Ben bir hekimim, doktorum. Dolayısıyla tütün kullanımını anlatırken bunun hastalık ve ölümlerin başlıca nedenlerinden olduğunu zikretmeden geçemem. Dünyada her yıl sigara ve sigaraya bağlı nedenlerden 6,5 milyon kişi ölüyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 6,5 saniyede bir insanoğlu yeryüzünden ayrılıyor. Sigara için. Türkiye'de ise her yıl 100 bin kişi ve her gün 300 kişi ölüyor. Bunu bir anda, ya 80 milyonluk ülkeyiz, 300 çok küçük bir rakam gibi düşünebilirsiniz. Onun için ben tam bu noktada hep şu örneği veriyorum değerli arkadaşlar. Türkiye'deki Türk Hava Yolları filosundaki uçakların birçoğunda yolcu koltuğu sayısı 300'ün altında. Geniş gövdelilerde 300 ve yukarısı var. Diğerleri 200, 170, 190 falan. Ama gelin biz 300'lük bir uçak düşünelim. Airbus. Her gün bu ülkede, bizim ülkemizde sabah kalkıyoruz. Eskilerin ajansa bir bakalım dediği gibi ya gazeteyi, interneti. Bugünkü haberlerine son dakikaya bakıyoruz. Bir senaryo lütfen kafanızda oluşturun. Her sabah kalktınız, son dakika haberlerine girdiniz. Mütemadiyen her sabah diyor ki bir uçağımız düştü, 300 kişi öldü. Ertesi sabah aynı. Bir uçağımız düştü, 300 kişi öldü. Yıllar boyu her sabah o ülkede, bizim ülkemizde 300 kişi ölüyor, bir uçak düşüyor. Kurtulan yok. Olaya böyle bakarsak vehameti anlıyoruz. Ve ben diyorum ki eğer herhangi bir ülkede dünyada her gün bir uçak düşse ve her gün o 300 kişi ölse hava trafiği iptal edilir. Der ki devlet büyükleri bugünden itibaren bu ülkede hava taşımacılığı kaldırılmıştır. Çünkü bizim nüfus tükenecek böyle giderse. Hadi bakalım tren yolu, karayolu der. Ya bu kadar enteresan bir ironi var işin içerisinde. Biz bunu keyif için, sigara için kaybediyoruz bir uçak dolusu insanımızı. Ölümlerin nedenleri tahmin edeceğiniz gibi kalp krizi, akciğer kanseri ve kronik bronşit. Sigarayı bırakanlarda biraz önce söylemiştim. Tabii ölüm Allah'ın emri de sigaraya bağlı ölüm. Kadere bağlı ölüm değişmez. Sigaraya bağlı ölüm azalıyor. Bu bir bilimsel tespit. Burada güzel bir karikatür var. Redkit'i biliyorsunuz hep ağzında sigara var. Aslında şu eski redkit bu yani. Ağzında sigara, izmarit hep duruyor. Yeni redkit sigaradan bacakları kesilmiş. Tekerlekli sandalyede hala özlemle ona bakıyor. Bakabilir mi özlemle? Belki bacaklı haline özlem duyabilir. Ama işin enteresan tarafı sigaralı haline özlem duyuyor Redkit. Hocam nereden biliyorsun? Redkit'in akrabası mısın? Değilim de bir hekimim demiştim. Öğrencilik yıllarıma gidiyorum. İstanbul Tıp Fakültesi'nde talebeyim. 5. sınıfta kalp damar cerrahisi stajı yapıyoruz. Hocamız var profesör. Vizit yapıyoruz onunla beraber. Kalp damar cerrahisi burası önemli. Sigara içen insanların veya şeker hastası olanların her ikisi de birer sebeptir. Büyük bir kısmında zaman içinde bacak damarları tıkanır. Bir kısmı kangren olduğu için bacak kesilir. Parmak kesilebilir, ayak ya da bacak kesilebilir. Ve bizim vizit yaptığımız servis damar cerrahisi olduğu için senede 1980'nin ilk yarısı, 80-86 arası. Dolayısıyla o tarihte hem sigara daha çok içiliyor falan filan derken bacağı kesilmiş hastaların başına geliyoruz. Başımızdaki hoca vizitte bize anlatıyor. Bakın gençler, doktor hanım, doktor bey, bu hastamızın bacağını kestik geçen hafta. Neden kestik biliyor musunuz? Sigaradan. 45 yıl günde 2 paket sigara içmiş. Bize geldiğinde kurtarılamayacak haldeydi, kestik diyor. Buraya kadar vahim bir tablo ama dahası var. Vizit bitiyor, hoca gidiyor.
biz işte dersimizi çalışıyoruz falan. Öğlen molası için klinikten çıkarken kliniğin kapısının hemen dışında o bacağı kesilmiş hastayı, bir bacağı böyle koltuk değneğiyle oraya çıkmış sigara içerken görüyoruz. Ve Ahmet burada. Redkit yaşıyor. Redkit yaşıyor. Bacağını sigaradan kestiren adam kapının önünde sigara içmeye devam ediyor. Türkiye'de yangınların yarısının sigara nedeniyle olduğunu söyleseydim size, bunu göstermeden şu haberi, hoca atıyor derdiniz. Bakınız, bana da sorsalar bir vatandaş olarak, hocam tahmin et, yangınların çoğu neden olur bu ülkede? Zaten haber bültenlerinden kulağımıza işlenmiş, elektrik kontağından. Diyor yani büyük bir yerde yangın çıkıyor. Yangının elektrik kontağından çıktığı şüphelenmektedir, araştırmalar devam etmektedir. Haber böyle. Hakikaten biz de inanıyoruz. Hayır, %50.3'ü sigara nedenliymiş bu ülkedeki yangınların. Hatta İstanbul sigarayla yanıyor diye de başlık atılmış. Yangını geçtik, çevre kirliliğine gelelim. Hiç düşünüyor muyuz bu izmaritler ne oluyor? Bu izmaritler bir izmarit kirliliği yaratıyor. Yangınları geçtim söylediğim gibi. Bakınız her gün 80 ton izmarit çıkıyor. Ankara'da günde 4 ton. Bu tabii İstanbul rakamı. Ve 300 milyon izmarit, dikkatinizi çekiyorum, 300 milyon izmarit gün başına atılıyor. Bu nereye gidiyor, nasıl yok oluyor, onu da size bırakıyorum. Bir de son olarak ekonomik kayıplar demiştim. Türkiye'de sigara satın almak için her gün 90 milyon TL harcanıyor. Ne zaman ki 90 milyon TL bu? Bundan 3 sene önceki. Bu rakamı o zaman koymuştum buraya, yenisine bakmadım. Ama fikir versin, maksadımız bu. Yıllık toplam 30 milyar lira. Bütçede ciddi bir yer. Hatta bazı küçük ülkelerin belki bütçeleri kadar bu. Günde bir paket içen, öyle de bir mit var, nasıl bir şeyse, bir paket içiyor. Bir paketin içine 3 tane koysak belki yine bir paket içecek, 3 tane içecek. Böyle bir akıllılık da henüz yapılmadı. Ona düştü bazı paketler ama çoğu 20. Günde bir paket içen ayda 300 lira harcıyor. Yılda toplam 3.000-3.500. Peki 20 yıl içtiğinde 60-70 bin lira. Emekli ikramiyesi kadar, yani emekli olunca asgari ücretler bilmiyorum kaç para alıyor ama daha fazla değildir. Bu parayı alacak ya, o 20 yılda bu parayı çoktan tüketmiş zaten almadan önce. Bir başka ekonomiyle ilgili başlık 2011 yılında gazete haberi olmuş. 6 yılda 6 GAP tutturduk. Yani GAP Güneydoğu Anadolu Projesi. Korkunç bir maliyeti olan büyük bir yatırım. 6 tane GAP yatırım parasını 6 yılda sigaraya vermişiz diyor. Bir de sigara ve yoksulluk ilişkisi var. Maalesef sigara kartelleri, bağımlılık endüstrisi artık bunun zararını her yönden zararını tespit edip kendi o tırnak içinde gelişmiş ülkelerinden sigarayı atarken, azaltırken bunu yoksul ülkelere pazarlıyorlar. Ve biz de bu zokayı yutuyoruz maalesef. Tiryakilerin %75'i fakir ülkelerde yaşıyor, tespit bu. Yani sigarayı daha çok fakirler içiyor, bu parayı da daha çok fakirler harcıyor maalesef. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir önceki genel direktörü Türkiye'de birkaç kez geldi, bizim konuğumuz oldu Yeşilay'da. Bütün bu örgüt adına şu cümleyi söylemiş. Bu salgın, yani sigara salgını korunulabilirdir ve tersine çevirmek dünyanın bütün ülkelerinde tüm liderlerin önceliği olmalıdır diyor. İkinci örnek davranışsal bağımlılık demiştim. Bugün belki ülkemizde genç nüfusu eskiden olduğundan çok daha fazla ilgilendiren bir bağımlılık türü. Kabaca ve genel olarak teknoloji bağımlılığı diyoruz. Ama bu internet bağımlılığı diye de ifade edilebiliyor. Daha ileri gittiğimizde, spesifik baktığımızda sosyal medya bağımlılığı diye ifade edilebiliyor. Yahut çok fazla bizim üzerinde durmadığımız, şu salondakilerin en azından çok aşina olmadığı online oyunlar, online gaming diye tabir ediliyor buna. Online oyun oynuyorsunuzdur da eminim. Fakat bu online oyunlar üzerinden para tuzağına kapılıp online gaming'den online gambling'e, yani online kumara avlanmak var. O büyük bir tehdit şu anda. Bütün dünya bununla uğraşıyor dersem abartı olmaz. Ben dün gece Antalya'dan Uluslararası Yeşilay Federasyonu yıllık genel kurulundan döndüm. Dünyanın 52 ülkesinden 150'yi aşkın misafirimiz vardı. 4 gün boyunca bunlara tüm bağımlılıklar üzerine eğitim verdik. Ve orada yapılan konuşmaların bir kısmını ben de dinledim, uzmanları dinledim. Şu anda Avustralya'dan Amerika'ya, Çin'den Japonya'ya bütün dünya
online oyun ve online kumar bağımlılığının üstesinden nasıl geliriz diye uğraşıyor. Bundan emin olun. Şu sosyal medya, bu Facebook mudur acaba? Yok, tweetmiş. Bu tweette şöyle bir gencin tweeti bu. Gerçekten bunda haklılık payı var ama. Yani böyle düşünülebiliyor. Okudunuz herhalde. Merdivenden düşerken çat diye bir ses geliyor. Ve ya Rabbi inşallah bacağımdır bu sesi çıkaran diyebiliyoruz. Bu kadar bağlıyız yani cebimizdeki telefona. Bu resimde kim mutlu? Salona sorumuz bu. Bu resimde kim mutlu? Evet, suratı gülen hanımlar var. Mesela şurada. Bu hanım da biraz gülüyor. Hele şu bayağı gülüyor. Fakat hiçbirisi yaşadığı anın gerçekliğiyle hemhal değil. Muhtemelen bir at yarışı olsa gerek diye tahmin ediyorum. O önemli değil. Herkes onu kaydetme peşinde. Bugün hayatımız anlarımızı yaşamakla değil, anlarımızı kaydetmekle geçiyor. Böyle bir ilginç durumdayız hepimiz. Ben de daha ilk şimdi itiraf edeyim. Ben de biraz sosyal medyayı çok kullanıyorum. Bir şey gördüm, bu iyi tweet olur, bu güzel Instagram postu olur falan aklımdan geçiyor. İtiraf ediyorum. Ama burada gerçek mutluluk bu teyzemizde. O anı yaşıyor ve Allah'ın ömür verdiği kadar o anı yaşatmaya devam edecek. Diğerleri gönderdikleri WhatsApp mesajı veyahut da birkaç gün içinde o posta baktıkları sürece o anı yaşayacak. Sonra tamamen o anı kaybedecekler. İçine girememişler çünkü. Bir karikatür vardı, uzun vakit almasın, geçelim. Şimdi sonuna geliyorum. Nasıl bir kullanım? Teknoloji hani kullanacağız tabii. Bundan ayrı düşebilir miyiz? Teknoloji bağımlılığının değerli arkadaşlar, diğer kimyasal bağımlılıklardan çok önemli bir farkı var. Uzak olamadığımız bir şey teknoloji. Faydalı bir şey teknoloji. Ve suçlayıp yargılayamadığımız, yani ipe çekemediğimiz bir şey. Alkolü ipe çekebilirsiniz. Hele uyuşturucuyu bütün dünya toplumları ipe çekebilir. Tütün sağlığına zarar veriyor. İşte kanser yapıyor, çevre kirliliği anlattım. Tütün kullanımı yasaklansın diyebiliriz. Ama kim diyebilir teknoloji kullanımı yasaklansın? Kim diyebilir cep telefonlarından uzak duralım? Diyemez. Dolayısıyla bugünden sonra ileriye dönük olarak gelecek 10 yıllarda en büyük bağımlılık belası bu olacak. Çünkü buna karşı mücadele öbürlerine karşı olandan çok daha zor. Cebimizde, içimizde, beynimizde, ruhumuzda. Sorumlu kullanalım diyoruz, güvenli kullanalım diyoruz. Kullanım olacak tabii gerçeğinden hareketle. Aktif kullanabiliriz ama bağımlılık düzeyinde değil. İşlevsel kullanalım. Günlük hayatı kolaylaştıracak mesela uygulamaları bilerek ve öğrenerek kullanalım. Faydalı ve bilinçli kullanalım. Zaman bittiği için bu ayrıntılı tariflere girmiyorum. Ama bilinçli kullanım ve sosyal medyayı kullanırken hiçbir zokayı yutmamak, hiçbir ava yem olmamak lazım. Bakın burada doğru bilgi, yanlış bilgiyi medyadan nasıl alabildiğimiz. İşin gerçeği şuymuş, gerçek fotoğraf. Nereden diye çekilmiş önemli değil, bilmiyorum. Bir asker var, düşman askerler muhtemelen. Birisi silah tutuyor ama öbürü de su içiriyor. Medya organının bir tanesi şu kareyi kullanmış. Burada düşman askerine vahşice eziyet eden, belki 10 saniye sonra beynini dağıtacak olan bir sahneden bahsediyoruz. Burada ise bir başka basın böyle kullanmış. Düşmana bile su veren, iyilik yapan asker. Bizim Johnny mesela gibi. Dolayısıyla doğru ve yanlış bilgiyi bize çok rahat birbirine karıştırarak sunabilir medya. Dikkat etmek lazım. Çevreci ve dürüst kullanma. Bu dürüst kullanmaya biraz dikkat çekeyim. Telif haklarına riayet etmek lazım. Sosyal medyada, teknoloji kullanımında. Buna birçoğumuz, belki ben de dahil, Allah affetsin, riayet etmiyor olabiliriz. Başkasının postunu kendimizinki gibi paylaşmak da bir kul hakkıdır. Buna dikkat etmek lazım. Bakınız mesela bu bir fotoğraf, şey değil yani, tiyatro falan değil, gerçek bir fotoğraf. Başında sızmış bu hale gelmiş. Sağlıklı, bilgili ve sınırlı kullanırsak bu hale gelmeyiz diye düşünüyoruz. Zararsız kullanımın tarifini yapalım o zaman. Bedeni sağlıklı ve dinç tutan, ruhu güçlü ve enerjik olmaktan uzaklaştırmayan, zihni açık, kalbi zengin ve geniş, çevreyi de iyi ve doğru olarak muhafaza etmemize engel olmayan bir teknoloji kullanımı zararsız kullanımdır. Kötüye kullanıldığında ise bütün burada saydığımız parametrelerin gelişmesini olumsuz olarak etkiler hiç şüphesiz. Peki teknoloji bağımlılığında bu kadar abartıyorsunuz hocam, bizi korkutuyorsunuz.
Nereye gidiyoruz? Sizin bize verebileceğiniz gerçekçi bilimsel rakamlar var mı? Tehdidin büyüklüğünü gösteren. Sigarada verdik ya. Burada da var. Amerika'da Kaiser Family Foundation'ın 8-18 yaş aralığında tamamen hani genç, hatta ergen diyebileceğimiz bir grupta 2000'den fazla gençle yaptığı araştırmada, yıl önemli değil, eski olabilir, bugünü yansıtmıyor ama aradaki farkı vurgulamak istiyorum. 10 yıllık bir zaman diliminde teknoloji araçlarını günde 6 saat kullanırken 10 saate çıkmış bu yaş grubu. Bugün aradan bir 10 yıl daha geçmiş. Muhtemelen bu, muhtemelen değil. Antalya'daki bir sunumda dinledim. İnanılır gibi gelmiyor değil mi? 16 saat ergen, çocuk ve genç yaş grubunun büyük bir kısmı ortalamaya da 16 saat teknoloji araçlarıyla birlikte. Bunu aslında şöyle anlayabiliriz. Ben de yapıyorum bunu. Sizin de çoğunuzun yaptığından eminim. Gece yatacağız. Zaten saat 1 olmuş. Sabah sınav var, ders var, iş var. Ama yatmadan önce ne zıkkımsa bu, hemen son bir bakıyoruz yani. Bir şey gelmiş, bir WhatsApp falan diye. Çoğunuz yapıyorsunuz, itiraf edin kendinize. İşte bu kadar yatmadan önceki son saniyede bile kopamadığımız bir şey günde 12-16 saatini alabilir gençlerin, çocukların. Bağımlılıkla mücadelede çözüme doğru adımlar, son birkaç slide ve bitiriyorum. Aslında demin basın oturumunda da birisi söyledi bunu. Zannediyorum oturum başkanımız mıydı söyledi, tam hatırlayamayacağım. Hiç başlamadan önce bağımlılık tehlikesinden korunmak en doğru yolu şüphesiz. Yani teknoloji kullanmasın falan değil ha, bağımlı olmasını kastediyoruz. Ergenleri ve gençleri başlamadan korumak lazım. İster başlamadan korumak için, ister başlamışsa durdurmak, bıraktırmak için iki temel kurum başat rol oynuyor diye bütün araştırmalarda tespit yapılmış. Bu iki kurum eğer şimdiye kadar bizim toplumumuzda olduğundan daha olumlu bir şekilde diyeyim ben, ergen ve gençlerin kendilerini doğru ve rahat ifade edebilmelerine, enerjilerini doğru mecrada kullanabilmelerine ve sağlıklı sosyalleşmelerine imkan verecek şekilde davranırsa, okul böyle organize olursa, aile bu bilinçle yaklaşırsa ergen ve gence ve çocuğa, o zaman bağımlılığı engellemedeki en etkin silahı biz bulmuş oluruz. Fakat ne yazık ki böyle değil. Ne yazık ki böyle değil. O nedenle inkar çok, bağımlı olduğunu inkar etme çok, zararlı alışkanlığı olduğunu inkar etme çok, biraz korkudan, biraz kendini ifade etme güçlüğünden kaynaklanıyor. Burada enerjileri doğru mecralarda kullanma tabirinin altını çizelim. Duymuşsunuzdur, bundan sonra da duyarsınız. İşte gençleri somut bir çözüm önerisi olarak spor, sanat, müzik gibi etkinliklere yönlendirmek denilir. Ben böyle klişeleşmiş, çok yaygın, herkesin bildiği bileceği örnekler vermedim burada. Ama bunu yok saydığımız, önemsemediğimiz anlamına gelmesi çok önemli gerçekten. Kendini mesela bir spora, diyelim ki vücut geliştirmeye veyahut işte voleybolda önce amatör, sonra biraz daha profesyonel, okul takımı, sonra başka bir takıma girmeye adamış bir çocuk, sonra ergen, sonra genç olacağını düşünelim. Kolay kolay bağımlı olamaz. O kadar iyi bir disiplin verilir ki ona, kendi isteyerek gitmişse bu sporu, bu müziği, bu sanatı isteyerek yapıyorsa, işte bu da bağımlılıktan korunmanın güzel bir yolu olabilir. Ama ne yazık ki onun bile önü bizim ülkemizde baya baya bir tıkalı. Yani ben bile kendimden örnek vermeyi seviyorum, hatalarımızla da yüzleşelim. Gerçi bu hata mıdır size bırakayım ama benim oğlum, ikinci küçük oğlum, şimdi bir diş hekimi o. İlkokul, son ortaokul yıllarında mükemmel futbol oynuyordu. Ben futboldan çok anlamam da okuldaki beden eğitimi hocasından işte gittiği bir kulüpteki profesyonel hocaya kadar, iyi futbol bilen yorumculara kadar herkes böyle gösteriyorlardı ve bu çocuktan çok iyi futbolcu, acayip güzel oynuyor. Takım oyunu oynardı mesela, kendi bireysel oynamazdı falan filan. Bir gün geldi bana dedi ki, tabii buraya kadar seviniyoruz, bizim çocuğu övüyorlar, güzel futbol oynuyormuş falan diye. Bir gün geldi dedi ki, baba ben dedi futbolcu olmak istiyorum. Ortaokul falan. Biz de doktoruz falan, çocuğumuz işte şu meslekten olacak, böyle aydın entelektüel olacak, büyük işler yapacak, vatana, millete, memlekete, ümmete hizmet edecek. İdeallerimiz var. Ben bir tabii soğuk duş,
Ne demek dedim futbolcu hocam? Dedi yani profesyonel futbolcu. Yani işte liseden sonra ben bilmem ne takımına gideceğim, futbolcu olacağım falan. Ama dedi ben bir, o zaman kim meşhurdu unuttum. İşte Tuncay mıdır? Tuncay olacağım veya işte Arda olacağım ya da yurt dışından örnek vereceğim, Ronaldo olacağım. Ha olabilir miydi? Söylendiğine göre olma kabiliyeti var. Şartlar olmazsa belki olur. Tabii biz derhal bu kadar size güzel şeyler anlatan kişi olarak bir dakika dedim, öyle bir şey yok. Ne futbolcusu? Sen okuyacaksın, üniversite bitireceksin falan. Futbolculuğu ancak şöyle olabilir dedim. Amerika'da da bir müddet bulundum. Orada şunu çok iyi gözlemlemiştim. Başarılı nerede? Bir spor dalında başarılı olan öğrenciler ortaokul, lisede, üniversitede burslu olarak okuyorlar. O spor dalına devam ediyorlar. Çok iyi bir şey okuyor. Hukuk okuyor mesela. Yılda 100 bin dolarlık bir okulda okuyor üniversitede. Bir kuruş vermiyor. Niye? Okulun basket takımında. Ve Amerikan işte üniversite liginde okulu temsil ediyor. Okul ona parayı basıyor, bursu. Ya bundan yola çıkarak dedim ki Türkiye'de de başlamıştı ufak ufak. Sen dedim ancak bunu hani okul takımında olursun. Hatta oradan burs kazanırsın. Babana yük olmadan da okursun. Böyle olur. Ama profesyonel olmaz. Hala bana hatırlatır. Sen benim Ronaldo olmamı engelledin diye. Yani engelleyici bir toplumuz, kabul edelim. Onun için biraz onun önünü açmak herhalde lazım. İlla futbol diye algılamayın. Spor, sanat hepsini içine katalım. Bağımlılıkla mücadelenin bence çok önemli bir ayağı da başta da vurgulamıştım. İnsanların içine ben de dahilim. Gençler de, hatta giderek çocuklar da dahil. Modern dünyadaki anlam sorununu çözmek lazım. Kalabalıklar içerisinde yalnız bir hayat yaşıyoruz. Bir ironi var. Hepiniz farkındasınızdır umarım. Sosyal medya diye tabir ettiğimiz şey, sosyal kelimesinin tam tersi bir sonucu getiriyor. İnsanı bireysel, yapayalnız hale getiriyor. Birçok insan var ki sosyal medya bağımlısı, başka hiçbir gerçek arkadaşı yok. Hatta sokakta, okulda, kahvede mesela manzarayı görüyoruz. Bir araya gelmiş 3-5 arkadaş var. Hepsi elleri burada. Yani karşılıklı bir gün, konuş, bir kelime söyle yok. Hatta o grup birbirine grup WhatsApp'a atıyor. Ya yanında ya dokunsan şöyle elini, adamın sıcaklığını hissedeceksin, mesaj atıyoruz. Bu durumdayız ya. Adı sosyal medya ama. Adı sosyal medya. Demek ki aslında biz kalabalıklar içinde yalnızız. Gençler de böyle büyük oranda. Buradan korumak lazım. Gençleri, ergenleri hayata bağlayacak bir mefkureye, bir ideale sahip kılmak lazım. Bu işte somut, basit anlamda, daha basit görüyorum somut olduğu için, bir spor ve sanatta bir numara olmak, başarılı olmak da olabilir. Bu da bir idealdir, mefkuredir. O uğurda çabalarken de bağımlılıktan uzak durulabilir. Ama insanlığa hizmet, vatana, millete hizmet gibi çok daha aşkın hedefler de verilebilir. Ben bundan ne kadar önce Şükrü Hocam, yine Düzce Üniversitesi'nde bir ay, iki ay olmadı. Üniversitenin genç yeryüzü doktorları topluluğunun davetlisi olarak Şükrü Hocamları. Yine geldim, başka bir salondu galiba. Bu salon muydu? Daha büyük gibi geliyordu bana o salon. Demek ki alışmışız salona giderek. Orada mesela yeryüzü doktorları, yeryüzüne iyilik ve şifa dağıtmak üzerine bir konuşma yapmıştım. Orada da gençlere daha aşkın bir hedef göstermiştik. Hepsi olabilir bunların. Yeter ki bir idealimiz, ufukta bir ışık görelim. Işık görelim yeter. Hedonist kültürün bütün dayatmalarına rağmen hedonist kültür ne diyor bize? Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diyor. İnsan, insanın kurdudur diyor. Halbuki bizim mensubu bulunduğumuz medeniyet havzası ve iklim bize şunu telkin ediyor. İnsan, insanın dermanıdır. Buna inandığımız zaman, başkaları içinde yaşamanın tadını bir kez aldığımız zaman, işte o zaman iyilik, güzellik hayatımıza daha fazla hakim olabiliyor. Bir de değerler eğitimi diye terminolojiye giren, ailelerle işbirliğine gidilerek, buyurucu olmadan, çok fazla didaktik olmadan, sevdirerek manevi ve ahlaki eğitimin verilmesi. Manevi ahlaki eğitim deyince hemen işte din bilgisi falan anlamayalım. Yani kul hakkına, insan hakkına saygı göstermekten tutunuz da zamanı israf edip etmemeye kadar birçok şey bu değerler eğitimine giriyor. Bu eğitim gençleri, ergenleri, çocukları bağımlılıktan kurtarabilecek bir fırsattır. Ben tabii 2002 yılından beri Yeşilay'cıyım resmi olarak.
Dolayısıyla Yeşilay'ın burada anlatacak değilim ama merak edip belki girenler olur. Yeşilay eski Yeşilay değil. Çok farklı bir Yeşilay var şimdi. İyi ki de Yeşilay var. Biz bunu geliştirdikten sonra dostlarımızla, arkadaşlarımızla birlikte 52 ülkede bugün yapılanan Yeşilaylar kurdurduk. Ve International Federation of Green Crescent adıyla bir federasyon da kurduk. Dolayısıyla Yeşilay'ı biraz incelemek çok kolay. Yeşilay.org'dan girerek bağımlılık alanında merak ettiğiniz daha başka neler varsa hepsi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz diyorum ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Yani ve her kullanımdan sonra daha fazla dozajda alma eğilimi göstermesi gerekmektedir. Türkiye'de uyuşturucu mücadelede genel yaklaşım ve kamu görevlilerine bakıldığında Türkiye Cumhuriyeti'nde uyuşturucu maddeyle mücadelede genel olarak yaklaşım topyekün, uluslararası işbirlikleri yapılarak bu hastalığın, toplumsal hastalığın önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu belli başlı uluslararası anlaşmalar incelendiğinde birçok var. Ben sadece zamanımız kısıtlı olduğu için belli başlarını aldım. Pompidou grubu, uyuşturucu imalinde sıkça kullanılan ara maddelerin denetimi anlaşması, sahtecilik ve kaçakçılıkla mücadele görev gücü koordinatörlüğü, Birleşmiş Milletler uyuşturucu denetim programları ve diğerleri. Bunlar uluslararası platformda Türkiye Cumhuriyeti üye olduğu, işbirliği yaptığı anlaşmalar, ikili anlaşmalar. Peki Türkiye'de gerek merkezi yönetimle gerek yerel yönetimler açısından uyuşturucu madde bağımlılığında görev alan görev ve sorumluluklar olan kamu kurumları şu şekildedir. Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Radyo ve Sinema Üst Kurulu, Diyanet İşleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır. Ayrıca MASAK, bunu da belirtmem gerekiyor. Mali Suçlar Araştırma Komisyonu. Türkiye'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında hukuki çerçeveye bakıldığında genel olarak 3 sac ayak üzerine kurulmuştur. Bunlardan biri 26.08.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan 188, 190, 191 ve madde 192. maddelere ilişkin düzenlemeler bulunmakta. TCK madde 188 uyuşturucu imalı ve ithalatını, madde 190 uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmayı, madde 190 bir uyuşturucu maddeyi satma, kullanma ve kullanmak için yanında bulundurmayı, 192 ise etkin pişmanlığı düzenlemektedir. Diğer bir hukuksal çerçeve 21.11.1982 tarihli 23.13 sayılı uyuşturucu maddelerin muharebesi hakkında kanun. Diğer ise 03.06.1986 tarihli 3.298 sayılı uyuşturucu madde ile ilgili kanundur. Anayasamızın Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 58. maddesinde devletin uyuşturucuyla mücadele alanındaki sınırını belirtmek için şu kanun maddesine yer verilmiştir. Devlet gençlere alkol, uyuşturucu madde, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür ibaresi yer almaktadır. Ana temamız burası. Hızlı geçtim teorik ve kavramsal çerçeveyi. Türkiye'de uyuşturucu madde ile mücadelede Türkiye uyuşturucu raporlarını inceledik. Hocamla biz burada 7 maddeyi ele aldık. Ve bu maddelerin Türkiye açısından ayrı bir önemi var. Birçok uyuşturucu maddesi olmasına rağmen sadece 7 tanesini seçtik. Eroin'i seçtik çünkü eroin ilk kez 1908 yılında Türkiye'ye geldi. Türkiye'ye girişi yapıldı ve bizim beyaz ölüm olarak bildiğimiz madde şimdi birazdan istatistiklerde de göreceğiz. Birçok kişinin ölmesine neden oldu. İkincisi esrar. Esrar olayı diğer uyuşturucu maddelere geçilmesi için köprü görevi gören bir yabancı madde. Yani bir kişi esrara başlıyorsa daha sonra diğer uyuşturucu maddelerine de başlamaya devam edecektir. Kokain. Kokain Türkiye'de yakalanması, yakalanan miktarı ve bu suç türünden
yakalanan şüphelilerin sayısı azdır. Çünkü kokain maddesi diğer maddelere göre maliyeti daha yüksek, erişilmesi zor bir maddedir. Ekstazi, Belçika ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde genel olarak üretilen bu madde Türkiye'ye yasa dışı olarak bir şekilde girişleri yapılan bir madde ve çok fazla kullanılmakta. Diğeri Kaptagon, yüksek kazanç getirisi ile ön plana çıkan bir madde. Daha çok Orta Doğu ülkelerinde üretilip Suriye üzerinden Türkiye'ye geçirilen bir madde. Sentetik kanabinoid, yani diğer bir adıyla bonsai. Yani haberlerde de görüyoruz. Bundan 2-3 sene önce hep manşet olmuştu. Yüzlerce gencin bu maddeden dolayı hayatını yitirdiğine dair haberler vardı. Bu madde genel olarak ulaşılması kolay ve maliyeti ucuz olduğu için genellikle yoksul mahallelerde kullanılan bir madde. Ve Avrupa raporunun 2017 verilerine göre Türkiye bonsai maddesinden hayatını kaybeden gençler arasında birinci sırada Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde. Diğer maddemiz metamfetamin. Bu madde 20. yüzyılda askerlerin uyumasını engellemek için kullanılan bir madde. Türkiye'ye özellikle 2009 yılından itibaren tanıdı bu maddeyi. Ne yazık ki bu maddenin en büyük dezavantajı insan bedenini çürütmesi, direkt çürütüyor. Uyuşturucuyla mücadele alanında yapılan kamu harcamalarına bakıldığında, miktarları buraya yazdım, burada belirtemedim. Sadece 2014 yılı hariç 13, 15, 16 ve 17 yıllarında uyuşturucuyla mücadelede yapılan kamu harcamaların arttığı görülmekte. Miktarları yaklaşık olarak vereceğim. 2013 yılında 744 milyon TL, 2014'te 593 milyon TL, 2015'te 646 milyon TL, 2016'da 721 milyon TL, 2017'de ise 936 milyon TL olarak her sene artış göstermiştir. Türkiye'de yıllara göre toplam olay ve şüpheli sayısı incelendiğinde vakaların çoğu olay sayılarının ve şüpheli sayılarının sürekli olarak arttığı görülmekte burada. Şimdi burada 8 tane tablo paylaşacağım ve hepsinde ortak bir özellik var. Bütün 2017 verilerinde sürekli bir artış gözlenmemiştir. Onu biraz daha şimdi göreceğiz birlikte. Toplam olay sayısının suç türlerine göre dağılımı incelendiğinde vakaların çoğunlukla Türk Ceza Kanunu'nun madde 191 kapsamındaki suçlarla ilgili olduğu görülmekte. Uyuşturucu kullanmak, işte madde 191'de biraz önce söylemiştik. Uyuşturucu maddeyi kullanmak, kullanmak için yanında bulunmak ve satmak suçlarından dolayı en fazla madde 191 suçu kapsamı ihlal edildiği görülmekte. En az olayın ise burada TCK madde 190 kapsamına giren suçlarda görülmekte. 2014, 15, 16 yıllarında hiç bu suç kapsamına giren olay olmamış. Sadece 2013 ve 2017'de 11 vaka olmuş. Yıllara göre uyuşturucu maddeden dolayı meydana gelen olay sayılarına bakıldığında en fazla olay esrar maddesinin kullanımı, satışı, üretimi dolayısıyla meydana gelmiştir. Yani esrardan sonra en fazla olay sentetik kanabinoid maddesi olmuştur. En az olay ise biraz önce de bahsettim, kokain maddesinden kaynaklanmıştır. Bunun nedeni kokain maddesinin diğer maddelere kıyasla daha pahalı olması ve erişiminin zor olmasıdır. Burada eroin maddesinin 2013 ve 2017 arasında meydana gelen olay sayılarının yaklaşık olarak %180 artış gösterdiği saptanmıştır. Yıllara göre uyuşturucu madde yakalama miktarları incelendiğinde bir kısmı kilogram olarak gösterdik, bir kısmını adet olarak gösterdik. Çünkü ekstazi ve kaptagon genellikle tablet şeklinde satılan tüketilen maddeler. Metamfetamin maddesi her sene kullanımı
yakalama miktarı her sene artış göster diye anlaşılmaktadır. 2013 yılından 2017 yılına kadar ekstazi yakalama miktarı %100 artmıştır. Kaptagon yakalama miktarı ise göstermek istiyorum. 4,5 milyondan 26 milyona civarı bir yakalama miktarı elde edilmiş ve bu da %500 yaklaşık olarak %500 bir artışın olduğu göstermekte. Yıllara göre uyuşturucu madde şüpheli sayıları, yani bu kim hangi maddeyi kullanan ya da kullanmaya teşebbüs eden, satan ya da satmaya teşebbüs eden şüpheli kişilerin gözaltına alındığına ilişkin bir veri sunmakta bize. Tablo okunduğunda şu saptamaları görüyoruz. Metamfetamin yine karşımıza çıkıyor. 2009'dan sonra Türkiye'ye giren madde ve kokain maddesi olaylarında şüpheli sayısı her sene artış göstermiştir. En fazla şüpheli esrar olaylarından yakalanan kişilerden oluşmaktadır. İkinci madde olay ise sentetik kanabinoid, yani halk diliyle bilinen bonzai maddesinde görülmüştür. Yıllar itibariyle uyuşturucu maddeden kaynaklanan olay sayıları suç türlerine göre dağılımına bakıldığında ise 23-13 sayılı uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkında kanun kapsamına giren suçlar ceza kanunu içerisinde diğer suç türlerine göre kıyasla az olmuştur. Hatta 2017 yılında bu suç türü kapsamına giren hiçbir suç olayının olmadığı görülmüştür. En fazla olayın ise yine TCK madde 191 kapsamına giren, yani uyuşturucu maddeyi kullanma, kullanmaya teşebbüs etme ve satma suçlarından kaynaklanan olay vakalarından olduğu görülmektedir. Yıllara göre ceza infaz kurumlarında yatan suçlu sayılarına bakıldığı zaman genel suçlular içerisinde uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı yatan kişiler toplam kişilerin %36'sını oluşturmakta ve uyuşturucu madde bağlantılı suçlardan dolayı yatan, hüküm giyen kişilerin her 2013'ten 2017 yılına kadar sayılarında artış yaşandığı görülmektedir. Yıllara göre doğrudan madde bağlantılı ölümlerin sayısı incelendiğinde ise 2013 ve 2017 yılları arasında uyuşturucu maddeden kaynaklanan kişi sayılarının sürekli olarak bir artış yaşandığı görülmektedir. Ancak bunun nedeni Avrupa raporlarına göre, yine en son güncel verilere göre, Türkiye'deki veri toplama ve raporlama tekniklerindeki gelişmelerden kaynaklandığı şeklinde yorumlanmaktadır. Yani bizim kolluk kuvvetlerimizin bir başarısızlığı ya da performanssızlığı şeklinde yorumlanmaması gerekmektedir. Sonuç itibariyle Türkiye'de uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında uluslararası boyutta gerek yerel ölçekte Türkiye Cumhuriyeti azimli bir şekilde bu toplumsal rahatsızlıkla mücadele etmektedir. Genel itibariyle incelediğimiz raporlar neticesinde şu bulgulara ulaşılmıştır. Türkiye uyuşturucu madde olayları, bu olaylarda yakalanan şüpheli sayısı en fazla 2017 yılında gerçekleşmiş olup yakalanan kişilerin yaklaşık %75'i Türk Ceza Kanunu madde 191'i ihlal ettikleri anlaşılmıştır. Yıllara göre ülke genelinde meydana gelen toplam olayların en fazla esrar maddesinin kullanımı, üretimi, satışı ve dolayısıyla meydana geldiği görülmektedir. Uyuşturucu madde yakalama miktarı ve uyuşturucu madde şüpheleri açısından incelendiğinde en fazla eroin maddesi ele geçirilmiş ve en fazla esrar maddesinden kaynaklı şüpheli yakalanmıştır. Biraz önce de belirttiğim gibi Türkiye uyuşturucu raporları baz alınarak Türkiye'deki uyuşturucu madde kullanan kişilerin sayısında artışların ya da azalışların olduğunu öne sürmek yanlış olacaktır. Bu veriler bize sadece kolluk kuvvetlerinin çalışma performanslarına ilişkin olarak bilgi sunmaktadır. Genel itibariyle bakıldığı zaman tüm gerek şüphelileri yakalamada gerek maddeleri ele geçirmede her sene artışların olduğu görülmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın Banazlı.
olumluya sunumundan dolayı teşekkür ederiz. Kısaca özetleyecek olursak, Sayın Banazlı bize uyuşturucunun türlerinden bahsettikten sonra Türkiye'de uyuşturucuyla mücadelede izlenen yol ve yöntemler ile verileri bahsetti. Şöyle baktığımızda Türkiye'deki toplam cezaevinde yatanların uyuşturucu suçundan yatanlar oranının %36 olduğunu ve gün geçtikçe yıllar itibariyle olay ve şüpheli sayısının arttığından bahsetti. Güzel sunumlar için kendilerine ve Hamza Ateş hocamıza teşekkür ederiz. İkinci sunumu Sayın Hüseyin Şerbetçi ve Doktor Öğretim Üyesi Emel İştah Işıklı'nın hazırlamış oldukları Düzce ilinde madde bağımlılarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik nitel bir araştırma isimli bildiriyi sunmak üzere sözü Hüseyin Şerbetçi Bey'e veriyorum. Buyurun. Süreniz 10 dakika. Sayın Oturum Başkanı, değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben sağlık yönetimi öğrencisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, üniversite hayatım boyunca bana desteğini esirgemeyen Emel İştah Işıklı hocama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler hocam. Araştırmamız Düzce ilinde madde bağımlıların yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerine nitel bir araştırmadır. Kanun dışı madde üretimi, ticareti, tüketimi ve bununla ilişkili problemler tüm dünyada her geçen gün artmaktadır. Üzülerek söylüyorum, bu madde kullanımı yaş ortalaması gittikçe düşmektedir. Madde kullanımı çoğu zaman sadece merak duygusu veya arkadaş çevresine özenti nedeniyle başlanılmakta ancak kısa sürede kişiyi bağımlı hale getirmektedir. Bu maddeler bireylerin ruhsal hayatını, duygularını, düşüncelerini, tavırlarını değiştirmekte kimyasal özellikleri nedeniyle kısa zamanda kolay bir şekilde alışkanlık oluşturmaktadır. Madde kullanımı ve bağımlılığı dünyada önemli sorunlardan birisini oluşturmaktadır. İletişim ve ulaşım alanlarındaki inanılmaz gelişmeler, başta gençler olmak üzere toplumun hemen tüm kesimlerine üzerinde birçok olumsuz etki yaratmaktadır. Bağımlılık yapıcı maddeleri yönlendirmektedir açıkçası. Kısaca bağımlılık nedir? Kişinin uyuşturucu bir maddeyi vazgeçmeyecek şekilde tutkun hale gelmesi, ondan kurtulamaması, tehlikeli ve zararlı olduğunu bildiği halde onun bu bağını devam ettirmesinin durumuna bağımlılık denir. Bağımlılıkta şöyle bir durum vardır. Doruk noktasına ulaşmadır. İlk kullanımda doruk noktaya ulaşılır. Daha sonraki kullanımlarda bu doruk noktaya ulaşmak için gerekli çabalar sarf edilir. Ama bu doruk noktaya ulaşılamaz tabii ki. Bu da yoksunluk belirtileri ortaya çıkar. Bunun sonucunda da kişiyi krize sokar. Bu krize girmeye başladığı andan itibaren ise bağımlılık kesin olarak bünyede başlamıştır. Araştırmamızın amacı, madde bağımlılığı yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyabilmektir. Açıkçası madde kullanan kişilerin sesi olabilmektir. Yöntemimiz, araştırmanın örneklemi Düzce ilinde ikamet etmekte olan 24 madde bağımlısından oluşmaktadır. Bağımlıların yaş ortalaması hesaplandığında ortalama olarak örneklem oluşturan görüşmecilerin 29,10 yaşında oldukları tespit edilmiştir. Medeni durumlara göre incelendiğinde ise 8'inin evli, 16'sının bekar bireyler olduğu görülmüş, meslek grupları ele alındığında ise 10 kişinin işçi, 6 kişinin öğrenci, 3 kişinin işçi, çiftçi, 2 kişinin aşçı olduğu tespit edilmiştir. Eğitim durumlarına bakıldığında ise 11 kişi lise, ilkokul 7 kişi, üniversite 6 kişi olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmış olup 10 dakika ile yarım saat arasında bir görüşme yapılmış. Görüşmecilerden izin alınarak konuşmacılardan ses kaydedilmiştir. Daha sonra kağıda dökülen görüşmeler içerik analizi yapılarak kodlanmıştır. Görüşmecilere kısaca hikayelerini anlatmaları istenmiş olup daha sonra sosyal yaşamda karşılaştıkları
sorunları dile getirmeni istenmiştir. Ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini sunmaları dile getirilmiştir. Bulgularımız ise bağımlıların yaşamış olduğu sorunlar, yapılan görüşmelerde görüşmecilerin kısaca hikayeleri anlatmaları istenmiş, bu sırada yaşamış oldukları sorunlar sorulmuştur. Çalışmamızın sonucunda şu bulgulara vardık. Psikolojik rahatsızlık ve dışlanma ön planda duruyor. 24 bağımlıların 7'si psikolojik rahatsızlık içerisinde olduklarını belirtmiş olup, yaşanan psikolojik rahatsızlık, kendi kontrolünü kaybetmesi, sağlıklı düşünememesi ve sürekli takıntılı davranışlar sergilebilir. Bunlardan birkaçının, yani psikolojik rahatsızlıkla ilgili olan ifadeler. Ellerine dokunup soğuk hisse güvenmiyordu. Bunların sebebini bilmiyorum. Daha sonrasında doktorlar şizofren tanısı koydular. O zamanlar olmayan şeyler düşünüyordum. Örneğin annemi babamı aldattığını düşünüp ondan kendimi uzak tutuyordum. Hiçbir şekilde iletişim kuramıyor, sürekli uyuşturucu atakları geçiriyordum. Kollarından yatağa bağlıyorlardı, sürekli takıntılı davranışlar sergiliyordum. Bu, görüştüğümüz bir tane madde bağımlısının ifadesidir. Bunu okumak kolay ama hissedebilmek mesele aslında. Bu da birkaçımız. Çevremdeki insanların bana bakış açısı değişti. Artık benden uzak duruyorlardı. Benden korkuyorlardı. Beni gördüklerinde selam dahi vermiyorlardı. Bu olaylar beni ruhsal çöküntüye, bedensel çöküntüye uğrattı. Artık yemiyordum, içmiyordum, çok zayıflamıştım. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Artık insan olmak için uyuşturucu kullanıyordum. Kendime gelebilmek için. O kadar çok içiyordum ki içerken de çok fazla polise yakalandım. Ailem bu olayı ne kadar çok gizlemeye çalışsam da o kadar çok polise yakalandım ki artık çevremizdeki herkes öğrendi. Dışlanma ile ilgili ifadeler ise bir yere iş bulmak için, çalışmak için daha zor hale geldi. İnsanlar bana iş vermek için hatta benim gibi birini çevrende bulundurmak istemiyorlardı. Normal aile ortamına giremiyordum. Kabul etmiyorlardı daha doğrusu. Bunlar birkaçı. İş bulma sorunu ile ilgili ifadelerim şöyle. Çok parasızlık çekiyorsun. Eline geçen ilk parayı evine götüreceğine meyhaneye götürüyorsun. İnsanın gözü açık, gözü ne çoluk görüyor ne çocuk. Su gibi bir şey haline geliyor artık. İçmesem ölecekmişim gibi bir de insanların gözünde öyle bir küçülüyorsun ki adamın bana bakışı değişiyor. Anlıyorsun sana ne gözle baktığını yani. Hayırsız. Karısına işkence eden birisi olduğunu işte. İletişim sorunuyla ilgili ifadelerimiz var. İçki tutkum yüzünden tüm iletişimlerinde kopukluk olmaya başladı. Ailem artık bana korkuyla yaklaşıyordu. Başta çocuklarım olmak üzere tüm akrabalarım benden utanır oldu. Bu yaşananlar ve içinde bulunduğum hal beni çok üzüyor. Diğer insanlar da onlardan bir şey isterim diye benden kaçacak delik arıyorlar. Yapılan görüşmelerde ailevi sorunlar ve güvensizlik yaşayanların ifadeleri şöyledir. Ailevi sorunlarım oldu. Çok yalnız hissettim kendimi. Aksi olması için de çabalamadım.